Şantigo Karavan'la özgürlüğü keşfet. Bir zamanlar en büyük hayaldi şehirde yaşamak. Peki bu hayal hayatımıza ne getirdi? Trafik, kalabalık, yalnızlık, stres, sıradan ilişkiler, tatsız yiyecekler. Tam şu an şehirden kaçıp gitmeye karar versem... Sağdan gelen trafik kuralları, sağdan gelene yol ver. Acaba gerçekten yapabilir miyim? Çaya bekleriz seni. Haber vereceğim ben sana, hadi. Hayal ettiğim hayat ne kadar kolay. O zaman ödemeye geçelim. Ya da bize gösterildiği kadar masalsı mı? Zıpla abi. Gel. Bir gün ailemi şehirden uzakta bir hayat kurmaya ikna etmem gerekiyorsa... Gölge gibi arkamızda ya, çabuk şunu. Öğrenmem gereken çok şey var. Ben Kıvanç Kasabalı, şehirden uzakta, Burdur Gölü'nün kıyısında, lavanta bahçelerindeyim. Karavanımda çok güzel bir sabaha uyandım. Kalkar kalkmaz yatağımı özenle düzenledim. Bolca lavanta parfümü sıktım. Oh, ortalık mis gibi koktu. Elimi yüzümü yıkadıktan sonra banyom ve tuvaletimi uzun uzun yıkadım. Kendime bakmayı da ihmal etmedim. Çekimdeyken derinlemesine temizlik yapmaya fırsatım olmuyor. Ocak bayağı kirlenmiş. Mutfağımı ve tezgahımı bol köpükle temizledim. Camları da iç dış bez izi kalmayacak şekilde sildim. Ardından da güzelce dip köşe ortalığın tozunu aldım. Lavanta çayını hak ettim. Kendime güzel bir lavanta çayı yaptım. Şimdi dinlenme vakti. Oh, rahatladım. Derken bir eksik bıraktığımı fark ettim. Kameralar hala tozluydu. Dayanamayıp onları da güzelce temizledim. Ekip arkadaşlarım da çok çalışıyorlar. Hızımı alamayıp şöyle güzelce onların da tozunu aldım. Şimdi tozun, kirin zerresi kalmadı. Temizlik kadar gün ezinde başlamak da çok önemli. Mesleğim performans gerektirdiği için ekibi de karşıma alıp sabah sporunu yapmaya başladım. Haydi şınava. 1-2-3 1-2-3 Şimdi şehirden uzakta yepyeni bir güne hazırım. Öztürk abi Burdur'da ekolojik ve susuz tarım odağında çok yenilikçi projeler üretiyor. Dünyada iz bırakacak büyük hayalleri var. Ben de bugün lavanta hasadına yardım edecek ve Öztürk abinin hayallerine küçük de olsa bir katkıda bulunacağım. Ekip çoktan başlamış. Geç kalmadık değil mi? Tam zamanı. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Nebi kolay gelsin. Sağ ol abi, gel. Çavuşum, günaydın. Günaydın. Geç kalmadık değil mi? Yok, iyi, tamam. Tam zamanı. Herkese kolay gelsin arkadaşlar. Sağ ol. Hemen başlıyoruz. Ben önce bir göstereyim sana da. Ha, nasıl yapıyoruz abi, sen onu bir göster bakayım. Önce topluyoruz, sonra kesiyoruz. Şöyle. Sürgünlerin hemen üzerinden kesmemiz gerek. Bunu gelecek bir sürgünler tekrar lavanta verecek bize. Tamam, o dibinden topluyorum, çekiyorum. Topluyoruz ve çekiyoruz. Buraya da biriktireceğiz. Şöyle bir... Destek bekliyorsun Nebi. Evet, farkındayım. Evet, destek bekliyorum. Tamam. Buradan mı devam edeyim, Nebilere yardıma mı gideyim? Önce burada bir yapalım, ha? Daha sonra tek devam edelim. Tek mi çalışayım? Ekip orada çalışıyor, beni tek başıma bıraktın önce, burada. Önce bir göreyim. Ha? Önce göreyim diyorsun işi. Şöyle evet, tutuyorum. Devam. Solak mısın? Çekiyorum, solağım. Evet. Orada çok zorlanıyoruz yani. Öztürk abi, solaklıkla zorlanıyoruz. Evet. Ama bir sıkıntı lazım. Yok. Evet. Elini az bırak. Tutuyorum. Burası bayağı büyük bir arazi ya. Kaç dönüm? Yaklaşık bir 6 dekarlık alan burası. 6 dekar, 6 dönüm. Tamam. Dönüm. Sırf burası ama. Ama sadece burası, evet tabii. Tamam, bizim daha o taraflar var. 3'te 75 dekarlar. Türkiye'nin en büyük lavanta bahçesi bizde. Oo, maşallah ya. Ben ekipten uzaklaşıyorum. Niye öyle oluyor? Bence ekibin yanına gidelim artık. Gidelim mi? Gidelim. Buraları nasılsa beraber alacağız. Tabii ki. Şu Nebilerin yanına gideyim o zaman. Orayı bir halledelim komple.
Nebi geldim. Geldin abi, gel ya. İşi hızlandıralım biraz. Hızlandıralım, böyle olmuyor. Tamam, burayı aldınız. Aşağı tamam. Doğru mu gidiyoruz? Aşağı, evet, aşağı doğru gidiyoruz. Tamam. Ekip de kalabalık Nebi. Kalabalık abi. Ha? Kaç kişisiniz? Bana 22 kişi falan olmadı. Oo, maşallah ya. Dayı nereden başımız, geldiniz? Çavuşumuz Muharrem Dayı. Muharrem abiyi tanımaz mıyım ya? Evet. Tam çavuş ama ha. Aa, ne diyorsun? Duruşu değil mi? Endamı. Sağ olsun, iyi. Bakar mısın? Evet. Çavuşum, nasıl gidiyor? İyi. İyi değil mi? Bir sıkıntımız yok. Hasatımızı yapacağız. Evet. Koku da mükemmel ya. Çok yani, severim ha. Kolonyasını, yağını, her şeyini çok severim. Hadi abi. Biz de amma iç içe olduğumuz için. Al ablacığım. Hep memnunuz. Öztürk abim ama burada öyle bir dünya yaratmış ki. Ha? Çok, evet. Onu çok diyorum güzel, ya. Böyle evet. Bir çalışma ortamı olabilir mi? Olamaz. Ha? Olamaz değil mi? Evet. Bir taraftan da taşımaya başlamamız lazım. Tamam. Ha, başlayalım mı diyorsun? Tabii ki. Nebi sen de toplamaya. Nasıl topluyoruz? Toplamada en büyük yardımcılarımız. Nedir bu? Bu Andat. Adana, biz Andat. Andat deriz. Ha, bu dirge, dirgenin farklı hali galiba. Yani aynen. Dirgen yani, düz böyle. Farklı, aynen. Tamam, ilk defa bunu araya bunu alacağız şimdi malzemeyi. Tamam. Biz size gösteririz şu an. Bunu aldım. Adı neydi? Andat. Andat'ı aldım. Hı hı. Orak bende. Orak, teşekkür ederim. Geçiyoruz abi karşıya. Ben geçelim. Bakalım Andat'ta da Orak'taki ya kadar ya, iyi misiniz? Göstereyim mi yoksa göster, kendim? Göster. Abi bunu şöyle yapayım. Remorkumuza götürüyoruz abi. Dökmeden götür. Dökmeden tabii. Evet. Şöyle olur mu Öztürk abi? Şu kadar döküntü. Yani şöyle alırsak. Onlar da olmasın değil mi? Yolda tamam. Dök. Hafif tamam. Sallarsanız gideriz. Gideriz evet. Lavantanın faydaları kadar yarattığı görsel şölen de paha biçilmez. Doğanın kendi renkleri bir yana, lavantanın irili ufaklı mor tonları o kadar güzel bir manzara oluşturuyor ki, neden turistlerin sürekli buraya geldiğini daha iyi anlıyorum. Sağdan gelen trafik kuralları, sağdan gelene yol ver. Öztürk abi, burayı komple bitiririz değil mi bugün? Hayır, yok. Ha? Az sonra biter miyiz? Az sonra biter mi? 2 saate biter. E sonra ne yapacağız? İş çok. Yüklemeyi yapacağız. Kaynatmayı yapacağız, yükleme yapacağız. Orada işimiz çok fazla. Yağını çıkartacağız. Orada kaynatma var. Tabii tabii. Yağını çıkarmak için mi? Tabii ki, yağını çıkartacağız. Süper. Bir 5 dakika ara veriyoruz. Ola mı? Evet. Arkadaşlar mola. 5 dakika ara. Su molası. Herkes moladayken ben seni gölü göstereyim. Nereyi göstereceğim? Gölü göstereyim, gölü. Gölü göstereceğim, gel, tamam, gel. Gidelim. Onu bırak istersen. Onunla işin yok orada. Öztürk abi, bu peki lavantanın sulaması nasıl oluyor? Yani aslında lavanta iyi hoş da biz niye lavanta yetiştiriyoruz? Çünkü yani lavanta susuz tarım bitkisi. Yani susuz yetişebiliyor. Aslında o yüzden gölü gösterebilirim. Çünkü Burdur Gölü son yıllarda neredeyse hacminin yarısını kaybetti. Biz burada susuz tarımı yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Yani insanların bunu yetişebileceğini görmesi açısından büyük alanlar oluşturduk. Hı hı. Sonra bundan para kazanılacağını insanlara göstermeye çalışıyoruz. Diğer taraftan bunların yurt dışı satımlarını yapmaya çalışıyoruz. Şimdi gölün halini göreceksin. Ciddi anlamda bir çekilme var. Kuraklık başlıyor tabii değil mi artık? Zaten küresel ısınma diye bir ısınma var, evet. Vahim durum var. Evet, şu otların olduğu yer bak. Daha önce oradaydı. Ha. 10 yıl kadar önce. Aslında burası tektonik bir göl. Yani deprem gölü. Ha. Çökelmeyle oluşmuş. Tamam. İçeride ne kadar yağmur suyu varsa fazlası gelip burada birikiyor. Yer altındaki sular buradan çıkıyor. O şekilde beslenen bir alan. Buraya akan bir ırmak, o bu falan yok. Aslında biz bu gölü kurtaramayacağız, onun bilincindeyiz. Yani bu göl çekilmeye devam edecek. Bizim en büyük derdimiz şu anda göldeki çekilmeyi yavaşlatabilmek. Yavaşla. Ya elimizdekini korumaya bakacağız. Çünkü en 10 senede bu kadar olan. Dedin. Evet. 20-30 senesini düşünmek istemiyor insan. Burdur Gölü'nün kuruma hızı gerçekten de insanı düşündürüyor. Gördüğüm manzara eşsiz olsa da aslında çok üzüldüm.
Sadece burası değil, küresel iklim kriziyle dünyadaki diğer kaynaklar da artık kuraklıktan kendini yok etme evresine geçti. Yaşamı koruyabilmek için şu an olduğumuzdan daha da dikkatli olmamız gerekti. Arkadaşlar remork dolmak üzere. Olan remorku götürüyoruz. Tamam, bir ekip oraya mı gidiyoruz? Bir ekip oraya gidiyoruz. Kim geliyor başka bizle abi? Valla Mehmet abi olacak. Erkekler gelsin bizimle. Sen zaten varsın. Aynen ben buradayım. Tamam. Ercan var bizim. Ercan gelecek zaten canım. Ercan be ya. Ha? Evet, buradaki işleri bayağı bitirdik sayılır. Şimdi yukarı doğru geçeceğiz. Yukarıda bu topladığımız lavantaları kazanlara basacağız. Lavanta yağını çıkarmaya başlayacağız. Değil mi? Onun da işlemi biraz uzun sürüyor galiba. Uzun sürüyor. Mehmet abi tamam. Hadi o zaman vakit kaybetmeyelim. Hadi traktöre. Kıvancı abi gel bir traktörü kullan. Gel abi. Ha, gel sen de yanıma gel. Gel tamam. Geldim abi yanında. Gel bakalım. Mehmet abi yürü. Böyle döneyim mi? Dön abi böyle tamam. Dön. Mesela buraya gel ya. Buraya gel. Allah Allah. Benim kullandığım traktöre kimse binmeyecek de olur mu öyle şey? Korktun mu be ya? Evet Ercan. Ehliyetin var be ya. Korkma. Ha? Stop. Haydi geçmiş olsun. Mehmet abi ben... Oh. Abi burası da mis gibi Adaşehir kokuyor. Evet. Yerimiz burası. Evet. Değil mi? Evet. Bu kazanları tamam. Dolduracağız. Mehmet önce traktörü al. Bir sonraki aşama lavantanın yağını çıkarmak, kokusu kaçmadan hızlıca işleme başlamak gerekiyordu. Ekibin bir kısmı tarlada hasada devam ederken biz topladıklarımızla beraber çiftliğe geri döndük. Hangisini dolduracağız ilk başta? Bunu ve bunu. Bunu mu? Demir abi al. Gel kardeşim. Hadi bakalım. Yine onlarla mı atıyoruz? Evet, İçine. Andatlarla atacağız. Tamam. Gelsin üstüne çıkarız, sallarız. Kıvancı abi ikimiz basarız. Biz basmayı mı yapalım? Basar, i̇çine bak, içine tamam. Girip içine basmasını da yapacağız. Tamam. Atma işlemi sizde. Tamam. Tamam abi. Al abi tamam. Tamam abi. Mehmet at abi geleyim tamam. Mi atmaya? Hadi atalım. Atıyorsunuz. Hadi bakalım. Dolduralım önce bir. Dolduralım bir. Önce küçüğe tamam. Dolduralım mümkün olduğunca. Tamam. Mehmet biraz dikkatli atalım. Yere dökülmesi önemli değil. Onları toplayacağız. Tamam o zaman olur. Siz ilk başta atın. Atın. Biz çok kalabalık yapmayalım. Tamam. Evet. Şimdi önce biçtiğimiz doldurmaya lavantaları getirdik. Buradaki kazanları dolduracağız. Sonra basma işlemimiz var Nebi abi. Tamam. İkimiz evet. Giriyoruz. İkimiz Nebi giriyoruz. Nebi abi de ikimiz içine gireceğiz. Çeyneye basacağız. Gireceğiz. Sonrasında su dolduracağız mı? Öztürk abi. Alttan direkt buhar veriyoruz. Direkt buhar. Buhar işlemiyle de lavantanın yağı çıkacak. Ercan yoruldunuz mu? Yeni başladı. Ya bu anca bir kazanı dolduracak gibi. Yani. O kadar hasat ettik. Bir kazan zor doluyor. Anca. Bundan peki ne kadar yağ çıkar? Ya tahminen bir 7-8 litre falan çıkması lazım. 7-8 litre. Ne oldu gidiyor musun? Gideyim abi. Ha direği bul. Tamam. Dur sen ilk turu yap. Üstüne biraz daha atalım. Sonra ben gireyim. Gir abi. Artık. Hadi gel abi. Hadi tamam bakalım. Abi. Ben tamam. Arkandan dönüyorum çiğni. Siz dönüyoruz. Siz dönün biz boşlukları atalım. Tamam. Evet abi. Hadi bakalım. Durma. Durma dön. Döneceğiz abi. Güzel. Ne kadar daha döneriz böyle? Abi dolasıya kadar. Dön. Dönelim abi. Döneceğiz. Çiğneyeceğiz. Ben döneceğiz. Dön. Abi dön. Döneceğiz abi. Dön bekleme yapmadan. Beklemeyelim abi. Dönüyoruz. Hala dönüyoruz. Zıpla abi. Zıpla. Ne kadar abi? Zıpla işte. Türbünde çok zıpladık. Benim ağzımdan abi. Ha valla sen de mi? Aynen abi. Oley, oley, oley. Gerçekten. Lay, 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 lay.
Ama daha motive olmuyor musun? Çok güzel oluyor. Değil mi? Evet. Motive oluyor da öyle. Daha motiveyiz. Öyle sıkışmaz evet. Bir karar vermem. İş böyle olmaz diyor Mehmet. Mehmet. Allah Mehmet abi. Espri de yapmayalım yani. Yok abi ya Mehmet abi espri dedi de. Lavanta Spor'un maçına gelmişiz hiç yani. Kazanırsın. Taraftar olmasın mı? Kenardan çizim. Abi çok ciddi çalışıyor ben sana söyleyeyim. Ne böyle ya? Öztürk abiye baksana. Kenarları menarları diyor. Allah Allah. Ercan. Sende de amigo tipi var ha. Gerçekten Edirne Spor. Bakar mısın amigosu gibi ya. Dön abi. Dön abi. Kondisyon ister bu iş. Evet. Kondisyon istiyor. Vallahi istiyor ya. Gülmeyin ya Allah Allah. Şuna çalışırken motive olalım diyoruz. Ha? Adam doğrusu unut ya. Ya bundan daha doğrusu bilmiyorum. Öztürk abi ne diyorsun? Ben? Ha ne diyorsun? Yanlış mı yapıyoruz? Çok güzel yaptın. Ha? Kenarlara bas abi. Orayı istiyorlar. Kenara bas. Allah Allah. Bakın arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Bu kenardakileri içeriye doğru çekip. Tamam. İki dakika eğlenelim. Şöyle mi? Basıyoruz. Mehmet abi, sürekli kazanın. Ben yeni gelmedim lan. Ben biliyorum. Biliyorsun ama. Ne bir abiye öğretiyor Mehmet yani. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yıllarını vermiş. Lavanta ya. Kıvaç abi yiyorsun sen de. Şaşırttın ya. Niye? Bak yılların. Kenarları basıyoruz. Tecrübeli adamını şehit diskalifiye ettirdik. Zeyrek'in içi, yani önü boş kalacak bu arada. Neresi? Oraya ben ilgileniyorum. Buhar geldiği için. Oraya ilgileniyorum. Boş orası. Şuraya yapıyoruz. Şurası mı? Ha şu bu. Şuradan evet, gel. Ben oraya açtım. Tamam. Gerek. Daha da basarız. Al senin için daha da basalım. Çıktı mı ortaya? Evet, buradan yeterli, buhar gelecek mi? Yeterli. Yeterli. İyi lan Mehmet abi. Tamam. Yeterli. Ben önceden söyledim de şunu kapatayım. Tamam. Ve morka bitirdik. Bitirdik. Daha devam arkadaşlar. Bunlar dışarıda kalırsa kapağını kapattığımızda buhar buradan kaçar. Boşa yani şey lavantanın yerini buralardan kaçırırız. Tamam. Onları kıracağız, içine tıkacağız. Evet böyle. Tamam. Onlar ince işçilik. Mehmet abi. Şimdi artık kapamaya mı geldi? Evet, sıra. Kapamaya geldi. Tamam, inelim mi? Olur. Nebi abi, inebilirsin. İnelim abi. Gel. İnelim, kenarlarını elinizle. Elimizle. Elimizle. Şu ince işçilik. Evet. Kapağı getir. Onu otomatik. Tamam. Kaldırır. Tamam. Şöyle geçelim o zaman. Dikkat. Dengeleyelim. Öztürk abi bunları dengeleyelim. Tamam değil mi? Evet. Aman evet. Parmaklara dikkat. Hep üstten. Evet. Dengeliyoruz. Evet şu anda. Şunlar tamam var bak dışarı çıkan. O kadarcık bir şey olmaz herhalde. Olmaz. Öztürk abi. Şey olmaz. Var mı sıkıntı? Tamam. Tamam değil mi? Evet. Şöyle. Kapattık. Evet kapattık. Tamam. Konu kapandı şu an. Mehmet Hacı beraber gidiyoruz. Kazanı çalıştıracağız. Bensiz olmuyor abi. Olmuyor. Bensiz olmaz. 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 Gel abi, gel. Şimdi burada kazanı çalıştıracağız. Ya. Tamam. Buharı üretecek kazanı çalıştırmamız gerekiyor. Bu sistemi sen ne zaman kurdun? Yani yaklaşık 11 yıldır aynı sistemle çalışıyoruz. 10 seneden fazla. Çok tabii iyi. Tabii ki ama bu kapasite tabii ki biraz daha büyüdü. Evet. Önce buradan yağı açıyoruz. Şimdi kazan dairesine gireceğiz. Burada şalteri. Şalteri mi indireceğiz? Biraz teferruatlı bir sistem. Biraz önce sistem, full oil açıyoruz. Çünkü full oil ile ısıtma yakıt yapıyoruz. Yakıtı yakıt açtık. Evet. Tamam. Kazan dairesi burası. Buhar makinesini çalıştırınca orada bastığımız lavantalar buharla birlikte yağını çıkarmaya başlayacak. 8 kilo. Alır mı? Gibi. Alırız aynen. İnşallah alırız. Burada biriken suyu alıyoruz önce. Bu bana yavaşlat. İkisini de mi açıyoruz? Sadece bu. Sadece bu. Yavaş yavaş açacağız. Yavaş. Az sonra oradan buhar gelmeye başlayacak zaten. Su bitince buhar mı başlayacak? Buhar gelecek evet. Tamam. Buharı kapatabiliriz burayı. Vanayı kapatabiliriz ben. Şimdi buharı sonuna kadar açabiliriz. Bunu kapatayım mı? Sonuna kadar açabiliriz buharı. Tamam. Evet tamamdır. Şu anda sisteme buhar gidiyor. Buhar gidiyor değil mi? Tamamdır. Buradaki işlemi de tamamladık. Buharı açtık. Artık buhar kazanlara gidecek. Buharla ne kadar dedik? 2 saat. Buharla birlikte 2 saat orada kalacak. 2 saat sonra da lavanta yağını artık almaya başlayabiliriz. Süreçlere dahil oldukça çıkarılan yağların değeri benim için bir kat daha arttı.
başından sonuna kadar gerçekten çok büyük bir yemek istiyor. O zaman biz burayı bırakalım abi. Bırakalım abi. Gidelim, ekip de yemeğe bizi bekliyor. Bekliyor abi, tamam, gidelim. Daha fazla bekletmeyelim. Gideriz biz. Aysel ablalar nerede? Onlar gitti galiba. Ha, oradalar mı? Beraber evet, yakalarız onları. Tamam abi. Hadi bakalım. Bakar mısın manzaranın da güzelliği ya? Tablo gibi ya. Ara sen inanmaz böyle. Gerçekten ya, böyle bir çalışma ortamı yok. Yok. Çavuşum selamlar. Orayı hallettik. Buradaki durum ne? Buradaki durum az bir şey kaldı. Az bir şey. Evet, sonra yemek arası mı? Evet, yemek arası. Sen yemek arası. Verelim demenle vermem biri oldu. Çünkü bak önceleri biz gelmemizi beklemiş çavuşum. Tamam. Duydular mı? Duydum. Ben bir şey getirmedim. Ne yapacağım? Ne olursa gelir nasip olursa. İşimizi bitirince tarlaya geri döndük. Benim öğle yemeği için bir hazırlığım yoktu. Ama sağ olsunlar ekip azıklarını benimle paylaştı. Tezgah güzel yeri açıyoruz. Evet abi. Çavuşum ser. Hadi afiyet olsun o zaman. Tamam. Teşekkürler. Oo, sen nerede közledin bunları ya? Çavuşum işi biliyor ha. Yoğurdun var, bamyan var, zeytin, domates, biber, kavun. Evet. Domates. Domates. Teşekkürler. Çavuşumuzun keyfi. Çavuşum pilav üstü yapmış. Ha? İşi biliyor. Pilav ya, üstünü yaşıyor. Güzel. Abi bamya da bana ne almıyor? Alırım, alırım. Siz bakın keyfinize. Bizi bulduğunu almışsın manzaraya karşı. Müthiş bir yemek yok. Böyle. Manzaraya karşı yemekte oturuyoruz. İstanbul'da Boğaz'da yesen bu kadar keyifli olmaz ya. Şimdi emeğimizin karşılığını almaya başlayacağız. Az sonra yağ olarak alacağız. Buradan mı çıkacak? Oradan yağla birlikte su gelecek. Daha sonra yağ burada ayrılacak, ayrışacak. Yağ üstte kalacak, su altta. Gelmeye yavaş başladı. Yavaş yavaş evet. Zaten aroma da bir kendini hissettirdi. O tabii suyun yüzeyine çıkıyor. Tabii yağ hafif olduğu için sudan daha yükseğe çıkıyor. Şu katman yağ. İstediğimiz evet, şey o. Onu peki nasıl alıyorsun oradan? Onu buradaki su, hı-hı, oradan geldikten sonra, ayrıştıktan sonra buradan gidiyor. Bu su yolun gidişini kapattığımız anda böyle, hı-hı, yağ seviyesi yükseliyor, borunun içine giriyor. Oradan biz borunun ucundan alıyoruz. Saf yağ geliyor oradan değil mi? Suyla karışmıyor oradan. Aynen. Bir saat kadar daha bu distilasyon sürecek şimdi. Bu süre içinde istersen pidelere gidelim. Pidelere mi? Lavanta tamam, pidelerine bakarız. Tamamdır. Hadi bakalım. Lavanta yağının inceliklerini öğrendik. Şimdi en sevdiğim yere geldik. Sadece benim değil, kelebeklerin ve arıların da favorisi burası. Fidelik. Öztürk abi, fideleri ne zaman ekiyorsunuz? Genelde sonbaharda, çelikleme dönemi bunları. Hı hı. Bunlardan şöyle küçük küçük anaçlardan şöyle çelikler alıyoruz. Uzun olanları mı? Anaçlardan. Kestiğimiz lavantalar vardı ya. Tamam. Onlardan şu büyüklükte çelikleri alıyoruz. Bunların yarısını toprağa, yarısı dışarıda kalacak şekilde ekliyoruz. Toprağa gömüyoruz bunları. Bunun yaklaşık bir metresine bine yakın biz çelik kullanıyoruz. Hı-hı. Bizim en çok zorlayan tabii ki ekolojik üretim yaptığımız için, ilaç kullanmadığımızdan dolayı yabani ot mücadelesi. Bu arada yani, gördüğün otların hepsini toplamak zorundasın. Evet, şu otlar hep tek tek elle. Yıl boyunca, bir yıl boyunca sürekli bu otları bizim teker teker toplamamız gerekiyor. Yine otlar, hı-hı, var, bunların alınması gerekiyor. Biz mi aldık? Alınması gerekiyor derken. Evet. Bize pas mı attın abi şimdi? Evet. O zaman otları topluyoruz. Otları topluyoruz, evet. Hiç toplamaya gelmiş gibi konuşmadık da. Ha? Biz sonradan söylüyoruz genelde. Ercan otları görünce toplayışımız geldi ben bir anda ya. Ben aldım. Sen bayağı almışsın o zaman. Onlar çapa motoruyla yapıyorum. Aralar. Şunları falan almak gerekiyor. Evet. Peki lavanta pazarında Türkiye nerede abi şu an? Aslında çok da önemli bir yerimiz yok işin açıkçası. Lavantanın en ciddi pazarı aslında Fransa. Yani tüm dünyadan toplayıp lavanta yağını asıl marka edinen Fransa. Onlar satışlarını yapıyorlar. Ya pazarda tekel mi yani? Tekel bir anlamda. Bu arada şu otu alalım. En ciddi üretimi de Bulgaristan yapıyor.
Aa, Bulgarlar bayağı ileri bu işte. Çok çok ileri durumdalar. Biz aslında Bulgaristan'ın yaptığı üretimin yani onda birini anca yapabiliyoruz şu anda. O kadar gerideyiz. O kadar gerideyiz. Yazık ama. Ama ya. Şu var, bizim topraklarımız onlardan çok daha elverişli. Susuz tarım için çok çok önemli topraklar ve tıbbi aromatik bitki açısından da kolay yetişebilecek topraklar. Rakımları yüksek. İşte görüyorsun burada. Bu taşın toprağın içinde başka ne yetişir ki? Sadece lavanta yetişiyor. Lavanta, adaçayın da var. Adaçayı, kekik de var. Dünya pazarı şu an kekik de Türkiye'nin elinde. Adaçayında da o şekilde olmak üzere. Şu anda adaçayı konusunda da Türkiye çok ciddi durumda. Çok iyi yerlerde. Lavantada da zaman içinde ben inanıyorum ki Türkiye şey haline gelecek. Bir numara haline gelecek. Öztürk abi susuz tarımla ilgili çalışmalarını yıllardır sürdürüyor. Kurduğu hayal sadece bu bölgedeki çiftçiler için değil, tüm Türkiye için ilham verici. Burada da yapacak çok iş var ya bak. Aynen aynen. Sabahtan burada. Beri oradan oraya koşturuyoruz ha. Evet saat 5'e geldi. Aa burada. Çavuşum ne yapıyorsunuz? Çalışıyorduk. Tamam. Şu an. Ha şu an bitirdiler mi? Bitirdiler. Aa bitti mi? Süper. Aa. Tamam mı? Geçmiş olsun hadi. Bugün bitti. Hadi herkese ha? İyi akşamlar. İyi hadi bakalım. Tekrar kaldığımız yerden. Nebi abi nereye gidiyorsun? Ben buradayım ya arkadayım. Abi. Aa, doğru ya sen onlarla geldin. Evet. Yarın görüşüyoruz o zaman tamam. Değil mi? Tamam. Tamam. Abi. Hadi çok sağ ol. Ellerinize sağlık. Hadi iyi akşamlar. Sağ olun her şey için. Hadi iyi yolculuklar. Bir saat yolunuz var. Bir saat. Hadi bakalım iyi yolculuklar. Yarın görüşürüz. Ya. Çavuşum ya. Sağ olasın. İyi hadi. Burası bitti. Aynen. Biz ne yapacağız? Ondan iş bitti bizim devam. Biz... Devam mı? Ne yapalım şimdi? Ona Öztürk abi karar verecek de en son Öztürk abiyi bulalım o zaman ya da tamam. Yarın için hazırlık olur. Mesela onu konuşuruz. Bugünün hazırlığını biz dün yaptık mesela. Ta onun planlamasını yapacağız o zaman. Evet. Aynen, tamam aynen. Gelsin yapalım ama hı-hı. Şöyle bir durum var. Akşam ben size bir yemek yapayım. Olur. Ya yani yemek dediğin de çıt çıt pıt pıt ha. Aa o mu? Ben hemen yapayım ya. Tamam. Ha yemek dediğin şimdi. Olur olur. Ben hemen yapsam olmaz mı? Olur olur yerisi. Tamam. Biraz zaman... daha çalışalım onu yemek için. Öyle mi? Tamam. O zaman biber, soğan, var, domates. Seramız var zaten. Hı-hı. O bostandan toplarız. Hı-hı. Tamam. Hep o zaman tamam. Öztürk abiyi bulalım. Tamam. Gel bakalım şu tarafa doğru. Bulalım, planlamamızı yapalım. Tamam. Yoruldunuz mu? Yok, biz de... Aynen, sen girdiğine göre... Tabii. Sen Trakyalısın ya, değil mi? Hadi Nebi'deyim. Nebi abi, görüşürüz. Mehmet ve Ercan Öztürk abinin en önemli yardımcıları. Tüm işlerin sorumluluğu da ikisinde. Hasat zamanı, bırakın yemek yemeyi başlarını kaşıyacak vakitleri bile olmasa da akşam için bana söz verdiler. Evet abi, bostan da burası. Sizin meşhur bostan burası. Yani. Sadece kendiniz için mi yetiştiriyorsunuz? Yani çok az. Zaten çok fazla yok. Şurası iki sıra nane. Buna yağını çıkardık zaten. Ha, şurada tek nane. Bir sıra işte domates, domates biber, yeşil biber. Yani çeriler var. Çeriler. O şurada büyükler, büyük... tarla domatesi. Şurada var onlar. Biraz biber, soğan yok değil mi? Soğan yok. Tamam, soğanı hallederiz. Soğan da yok. Biraz acı yiyelim bari. Bu her şey burada dalında. Yani aynen. Değil mi? Dalından koparıp yiyoruz. Bundan tazesi yok zaten. Sen o zaman yemeklerin malzemelerini buradan topluyorsun. Yani. Yapıyor evet, musun yemek? Yazları böyle. Burada yapmayı öğrendim. Daha önce mecbur. Kaldım tek başıma. Tek başına olunca ne yapacaksın? Sürekli dışarıda yiyemezsin ki. Yok zaten burada dışarıda diye bir olay yok. Yani burada tek başıma dediğin yaşadığım doğru. İçin şehirden uzaktayız. Hep içeridesin yani. Şehirden uzaktayız. Tamam oo, şu domatesi alayım ben. İriler var. İrili ufaklı. Hangisini istersen. Tabii ki bunun olacak menemeni. Bunların menemeni tadı çok güzel oluyor işte. Anlatmama gerek yok. Yaşayacağız onu. Çok güzel. Birkaç tane de şöyle. Aslı tatlı olanlar onlar işte. O kadar. Oralara kadar geldi diyorsunuz. Salatalıklar falan herkese müthiş vereceğim. Kokuyordu ya. Şöyle bir tane. Rengine aldanmayın. Şöyle
Osman sana biraz küçük çıktı ama şansına. Kısmetin ya. Vallahi. Tamamız değil mi? Yani. O zaman? Ödemeye geçelim. Nerede? Kasada mı? Yok. Bunlar ücretsiz. Bunlar ücretsiz. Emek promosyon. Emek karşılığı da alabiliyorsun. Tamam. O zaman ben de zaten karavana doğru geçerim. Tamam. Hazırlıklara başlarım. Olur. Siz işlerinizi halledince gelirsiniz. Biz de Mehmet abiyle birkaç işimiz vardı, onları halledelim. Daha önceki ziyaretlerimde bostandan topladığım sebzeleri ocakta ya da ateşte pişiriyorduk. Şimdi kendi karavanımda pişireceğim. Yavaş yavaş ev ortamını hazırlıyorum. Lavanta çayı içersin değil mi? Tabii ki. Kendime de bir tane yaptım abi. Şöyle vereyim. Ben şimdi ufaktan çalışmaya başlayacağım. Evet. Şurada otursam ayıp olmaz değil mi sana? Yok, ben sana uzaktan işle gelirim. Çocuklara söz verdik, o yüzden bir menemen yapayım şöyle. Güzel bir menemen yiyelim. Evet. Ne yaptın, yoruldun abi ama. Yani günlük yorgunluk ama tatlı bir yorgunluk işte ama yani. Ama burada da çok iş varmış ya, ben bu kadar beklemiyordum. Asıl yarın göreceğin işleri. Ha, yarın Adaçayı. Yarın Adaçayı ama o dağlık tepelik alanlarda çalışmak çok daha zor. Ama bugün de fena çalışmadık ha. O basma işi falan. Düşünsene, burada o görmüş olduğun kazanların onda biri vardı. Küçük küçük kazanlar, 100 kilogramlık kazanla başlamıştık. Aslında kapasiteyi biraz daha büyüteceğiz yani gelecek yıl. Belki bu kadar da büyüyeceğini tahmin etmiyordun ilk başta. Yok, aslında bu kadar. Yok, yeter gibi görünüyordu her şey. Ama bitkiler büyüdükçe yetmediğini görüyorsun. Bir de hedef var abi. Hedef koymuşsun kendine. Türkiye'yi dünya lideri yapacaksın. Evet, aromatik bitkilerde Türkiye'yi dünya lideri yapıp evet, Türkiye'nin sularını kurtaracağım. Ya aslında hedef çok büyük de. Hedef büyük olmayınca aslında pek de bir şey yapası gelmiyor insan. Ya zaten hedef olmadan da o motivasyonu bulmak çok zor. Ama işte olay sadece üretmekle kalmıyor. Şirketimiz var, şirketin işlerini de yapmak gerekiyor. O yüzden birkaç gün akşamları şirket için mesai yapmam gerekiyor. O yüzden izninle ben... Sende iş bitmez abi. O yüzden müsaade senin. Gerçekten. Kolay gelsin. İyi akşamlar. Abi sağ olasın, hadi. Bu arada çayımı götürüyorum. Götür götür. O Kıvanç Usta, kolay gelsin. Oo, İyi hoş geldiniz. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? Bitirdi işleri. Sözünüzü tutmuşsunuz. Geçelim. Oturun, başladım ben. Tamam. Öztürk abi geldi, bir tane lavanta çayı yaptım ona. İstiyorsanız size de diyeceğim ama su gitti. Ya biz lavantaya biraz doyduk zaten, evet, yeterli. Evet, sabahtan beri doyduk diyorsun, doğru. O zaman oturun dinlenin. Tamam. Benim burada biraz işim var. Ne yaptınız, her şeyi toparladınız değil mi? Aynen aynen. Yani bir şey kalmadı. Yarın zaten Öztürk abi Adaçayı dedi. Adaçayı hasatı hani daha... Daha mı zahmetli? Tabii ki. Ağır geliyor çünkü lavanta. Lavantanın dalları küçük olduğu için sürgünleri daha rahat onu kopartabiliyorsunuz, biçebiliyorsunuz. O biraz daha kalın. Ama yine orakla. Orakla. Tamam. Siz burada mı kalıyorsunuz? Ben burada kalıyorum. Burada aslında gönüllü odaları var, 4 tane. Biri benim odam yani. Orada ben kalıyorum. Diğer işte küçük odacıklar var, mutfak, banyo, tuvalet ayrı. Burada yaşıyorum ben. Burası benim bahçem gibi bir şey olmuş oldu. O burada. Sen? Ben yakın köy, Karakent köyü var. 3,5 kilometre geriden. Orada kalıyorum. Ailemle beraber. Bu kadar yumurta yeter mi acaba? 5 yumurta, 4 yumurta yaptım. Yetmez ki. Yetmez. Bir tane daha. Olur. Yiyeceğim sen de. Sıcak yemek koy. Menemen dedim ama bu biraz böyle bir menemen değil de sanki. Bizim buralarda menemene ocak salatası da derler hani. Burada her şeye başka bir şey deniyor zaten. Çünkü burası senin yerin değil. Ben Trakyalıyım abi, söyledim mi? Burada, buranın diline alışmam zaten bir senemi aldı benim. Anlayamıyordum yani hiçbir şey. Şu çayı vereyim. Alayım. Bu arada sormadık ama yardım edebileceğimiz bir şey var mı? Yok. Yani abi direkt oturduk. Sapaslaşma yapıyoruz o yüzden. Geldik buraya böyle misafir gibi oturduk buraya. Misafirsin ama ben dedim size. Çayları da ben koyayım bari. Hadi bakalım. Şu ekmeği çekersen şunu ortaya koyayım. Çayları. Harika görünüyor. Harika görünüyor. Rengi güzel. Bir bakın da ben kafama göre tuz attım. Yani. Karabiber attım. Bir tadına bakın. İyidir ya.
Güzel, harbiden güzel ya. Vallahi ben. Afiyet olsun. Bana biraz tuzlu geldi. Vallahi siz sevdiniz mi ya? Çok güzel. Acı satmaya başladım olsun. Biraz acıdan dolayı tıkandınız. Ben de acıyı yedikçe yedim yani. O da tetikli adam. Allah'a sağlık. Gerçekten çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Acıyı bal eylediğimiz bir geceden sonra yolun tempolu olacağını bildiğimiz yeni bir güne uyandım. Hemen hasat için Öztürk abilerin yanına gidiyorum. Çünkü bugün günlerden ada çayı. Evet Öztürk abi, buralar komple ada çayı mı oluyor? Burada var. Gene karşıki tepenin üst kısımları ada çayı. Ada çayının kokusu buram buram geliyor. Geliyor değil mi? Abi dünkü ekipten kimse kalmadı. Onu fark ettim. Yani, Ercan da yok. Ercan'la Mehmet şimdi... Mehmet abi de yok. Kazanları boşaltıp ada çayının kaynatılması için hazırlıyorlar. Onu beraber yapmayacak mıydık? Ya onlar yapsın ki biz varlığımız hazır olsun. Tamam. Tamam, hazırlasınlar önceden. Kolay gelsin. Size takviye kuvvet getirdim. Tamam. Fadime. Evet Fadime. Kuvanca öğret bakalım. Sen bir orada göster bana. Ben göstereyim. Ben hemen şuraya geçerim. Dene bak. Aha. Öyle tutuyorsun, çekiyorsun. Yok. Bu tabii lavantadan daha kalın. Daha sert. Değil mi? Daha sert. Dikkat etmek o yüzden, gerekiyor. Çok kolay el keser çünkü. O yüzden herkes eldivenle çalışıyor. Ben böyle çalışayım bakayım. Zorlanırsam eldiven takarım. Tamam. Ben vereyim. Tamam. Sağ ol. Vay be. Sen bizde misin bugün? Evet, evet sizdeyim. Tamam. Burayı bitirene kadar beraberiz. Evet, beraberiz. Yukarıdan. Elin yukarıdır. Yukarı. Yukarıda diyorsun, değil mi? Elin yukarı. Tamam. Şöyle tuttun mu? Heh. Şöyle büktür otur. Bak. Otur bük diyorsun. He. Şunu geçelim bence. Hadi oraya geçelim. Güler abla da hızlı ilerler. Güler abla, Güler abla. Alayım mı? Vallahi iyi olur. Biraz yüksekte çalışıyoruz, o yüzden güneş daha etkili oldu. Siz akraba mısınız böyle? Akrabayım. Bakıyorum sen de solaksın ha. Ben solakım. Ha, bak çok solak yoktur. Yok. Bak herkes sağ. Ben varım bunların içinde. Biz %5'in içindeyiz dünyada biliyorsun. Onu da kim söyledi? Ekipten biri söyledi. Sen mi söyledin? Doğru bilgi mi? Ercan söyledi abi. Ben de solakım. Ha, dünyadaki solaklar %5'i mi oluşturuyor? Evet, o abi. Kadar azınlığız yani. O kadar azız abi. İkisi burada. Ben de sen varsın. Ben de solakım. Sen sağa dön, bir anda sola döndün ya. Sol sol var benim, yazı yerle yazıyorum da. Yemek? Yemek de sağ. Ama ikisi de içinde kolay değil. Ben sağım sol. Sen neymişsin Osman be? Solak dedin mi her şeyin solak olması lazım. Her şeyin solak olacak değil mi? Tabii ya. Bir sağ bir sol yok. Öztürk abi hızlı ilerliyoruz. Ya iyi gidiyor da ha? Arkada unutmuşsunuz biçilmeyen öbekler var. Onları alalım da. Nerede? Orada kalmış efendim. Şurayı toparlayayım oraya geleyim mi? Olur olur. Sonra taşımaya başlayalım. Tamam. Peygamber demiş. Bayağı da büyük ha. Evet, çok güzel. Ha? Gel bakalım yavrum. Gel. Gel ha. Tamam. Hadi bakalım. Ne yapalım? Hasat ediyoruz işte biz de böyle. Biraz yorulduk. Biraz daha bir çay arası veririz. Bak bak bak. Göz göze geldik şu an. Bakar mısınız bana nasıl bakıyor? Şimdi seni bırakacağım. Biz hasada devam ediyoruz. Tamam mı? Çaya bekleriz seni. Haber vereceğim ben sana. Hadi. Gel. Tamamdır. İyi, burayı hallettik. Çaylarını ona bırakalım. Evet.
Burayı hallettik, o zaman toplama işine mi geçiyoruz? Toplama işine geçelim. Bir an evvel Lisinya'ya gitmemiz gerekiyor. Ay hadi, orada da işler bekliyor. Hı-hı. Öztürk abi, o baştan mı başlayalım? Şuradan başlayalım. Ne yapacağız, tuttuğumuz gibi atıyor muyuz? Evet, evet. Hadi ellerinize sağlık, emeğinize sağlık. Hava tabii. Öğle saatleri yaklaşınca güneşin etkisiyle tabii ısınıyor. Alabiliriz ya. O yüzden de çalışmak kolay değil. Bir de gördüğünüz gibi arazi şartları da böyle engebeli. O yüzden biraz soluklanıp işe devam edecekler ama bizim o tarafa gitmemiz lazım. Çünkü o tarafta da bir sürü iş var. Onları halledeceğiz. Ondan sonra... Bir şey unuttuk. Ah, gönlüyü unutmuşum ya. Kim astı Osman, sen mi astın buraya? Evet abi. Ha, sağ ol ya. Zahmet oldu. Gel. Şöyle geniş alırsan. Ama lavantaya göre az. Hangisinin kokusu daha güzel Kıvanç abi? Ada çayı mı, lavanta mı? Ki bu daha güzel gibi geldi. Daha güzel gibi. Yine işlem aynı mı burada? Evet, aynen. Lavantayla aynı değil mi? Aynen, aynen. Basacağız, kapağı kapatacağız. Kapatacağız. Yine alttan buhar. Kazan dairesine gideceğiz. Aynen. Ben biraz çiğneyim mi? Biraz çiğne. Bunun çiğnemesi daha kolay ha. Değil mi? Evet. Yaş ya, olduğu bu için. Bu yaş ha. Şevki mesaiyi erken bitirdin. Ha? Gel istiyorsan 2-3 dakika el at şuraya. Atayım abi. Şevki yapar ya. Şevki canavar. Şevki yok, gel gel. Benimkini alma sen. Şevki canavar sana yok. Ha? Geç geç. Abi dikkat edelim çocuğa. Geç geç yok. Şevki bizden. Hala vücudumun yarısı kazandı arkadaşlar. Yükselemedim. Bu demek oluyor ki kazandı olmuyor. Yükseltelim Mehmet abi. Olacak. Aferin Şevki. Bacan neydi? Rami Malek'i biliyor musun? Rami Malek oyuncu. Ona benzemiyorum. Onu oynayan oyuncu. Rami Malek diye biri var. Gösterin biraz da fotoğrafını. Aynısı. Ne yapacaksın eve gidince? Bir saat de olmaz zaten. Öyle mi? Doğru doğru. Onlar Afyon'a gidiyor. Hı-hı. Hadi sonuncuyu at da. Seni hadi daha bakalım, fazla oyalamayalım. Teşekkür ederiz. Sonuncu da kalın olsun istiyorum. Hadi. İyi akşamlar kardeşim. Bak bu. Sevgi, İyi akşamlar abi. Rami Malek. Gülüyor, yanak kırbınları var aynısı. Bakayım ben de bakayım merak ettim. Gülse bir şey ki. Aynısı ya, aynısı. O da mavi göz aynısı. Öztürk abi hoş geldin. Merhaba, kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Bir tek orada kaldı. Elinize sağlık. Kamyon alalım. Tamam mı? Tamam, tamam, bu iş bitti. Tamam. Biter mi? Tamam. Kapı tam ortasını yerine. Evet, indirebiliriz. Şöyle bu. Tamam değil mi? Evet, tamam. Şimdi kazan dairesine gidip buharı veriyor muyuz? Yok, şimdi geri kalan da çayı da bekleyeceğiz. Onunla birlikte orta kazanı da doldurduktan sonra... Tamam, ben orası dolu zannettim. Önümüzdeki günler çıkartırız. Tamam, burasını böyle bırakıyoruz. Aynen. Vallahi iyi olur, terledik. Oh. Olaylar burada değişmiş ama. Ya aslında ha? Adıçay'ın baksana, başka bir işleme tekniği. Adıçay'ı kurduktan sonra patozdan geçirip bu şekilde tekrar havalandırıyoruz. Bu da genelde yurt dışına gidiyor. Bu da yurt dışına gidiyor. Evet, evet yurt dışına. Maşallah ihracat çalışıyoruz. Genelde ihracat. Hatice abla kolay gelsin.
İlayda neredesin? Vallahi tanıyamadım sizi ya. Baksana toz duman her yer zaten ya, kolay gelsin. Ben direkt o zaman bu kurutma işlemine gireceğim ama bununla girerim bu sefer. Yani, ha, dün boğazıma yani, kadar yapıştı ya lavanta. Burası daha bu, tozlu tabii. Şöyle yapsak olur değil mi? Olur olur. Şöyle yapayım. Nebi abi nerede? O bugün gelmedi ya. E ama abi yani esas iş burada. Bak banka soyacaktık. Hazırız. Yani Nebi abi bizi bıraktı bak. Nerede çavuşum, şunu alsam olur mu? Oh. Direkt böyle havalandırarak başlıyoruz değil evet. mi? Öyle değil, olmadı. Olmadı mı? Bak bu tarafa. Bak şöyle ben bir defa göstereyim. Şimdi bunu böyle en dibinden alıyoruz. Tamam. Ve şuradaki açıklık var ya, buraya döküyoruz. Tamam, boş yerlere. Öztürk abi eline de kürek yakışıyor ha. Yakışır. Küçüklükten beri öyledir. E devam etme istersen, sen ver bana. Bence de. E tabii, sence de. Altı üstüne gelecek. Altı? Evet. Üstüne? Evet. Alt üst ediyoruz. Peki sen... abi bundan çay mı olacak? Evet, çay olacak ondan. Daha sonra fabrikada tekrar işlenip çöplerinden ve atıklarından, artıklarından, her şeyinden arındırılacak. Ultraviyoleden geçecek. Ondan sonra ancak biz bunu ada çay diyeceğiz. Peki bu işlemi kaç defa yapacağız mesela? Ta oradan buraya kadar bir tur, bir tur daha mı yapıyoruz? Günde iki defa aynı işlem yapılıyor. Sürekli bu? Bir 3-4 gün bu işlem yapılacak. Tamam, başa. Evet. İlayda bir müsaade isteyeceğim. Yanlış gidiyorsun. Nereye gidiyorum? Yanlış gidiyorsun. Eğri gittin mi? Oraya atayım. Oraya atacaksın. Şuradan başlayacağız tekrar. Tekrar başlatıyorum. Evet. Tamam. Çiğnemeden. Evet. Evet, o boşluğun hemen kenarındakini alıyoruz. Şunu diyorsun ha? Evet. Kendime yeni yol açıyorum burada. Değil mi? Evet. Oradan başla istersen. Böyle mi geleyim? Hı. Sınava girmiş gibiyim ya. Bütün hocalar bana bakıyor. Ah. İlayda istiyorsan biz yavaş yavaş Aysel ablanın oraya gidelim. Çok göz altındayız burada. Gölge gibi arkamızda ya çavuş. Çavuş gölge gibisin. Maşallahın var ha. Takip etmek ha, nefes aldırmıyorsun. Yapılan işi takip etmek zorundayız. Mecbur. Muharrem Çavuş ve ekibi daha önce hasat edilmiş ada çaylarını sakin sakin alt üst ediyorlardı. Ben de ustaların göz hapsinde çok dikkatli bir şekilde çalıştım. Lavantadan sonra ada çayının tozunu da yuttum diyebilirim. Kıvanç. Efendim abi. Ada çayı almaya geldiler, gidelim hadi. Onları taşımamız lazım. O zaman sizi bırakacağım. Mecbur. Tamam. Hadi kolay gelsin size. Sağ ol abi. Görüşürüz Aysel abla, görüşürüz. Öztürk abi bu günlerce bitmez ya. Yani her ha? gün, günde iki defa karıştırmamız gerekiyor. Ama bugün gerekiyor. Bak ekip azalmış şurada kay. Dört kişiler ya, bir de burada beş. Şimdi diğer tarafta niye öyle? Arkadaşlar var, onlar da gelip yardım edecek. Tamam biz şimdi lavanta yağı mı, ada çayı yağı mı vereceğiz? Ada çayı yağı vereceğiz. Ada çayı yağı. Öztürk abi acayip keskin bir ada çayı kokusu var ya. Ya ha? Daha keskinini göreceksin şimdi. Ha. Bunlar lavanta değil mi? Evet onlar lavanta. Bütün yağ işlemlerini burada mı yapıyorsunuz? Daha ziyade bu dinlendirme alanımız burası. Yağ çıktıktan sonra dinlendiriyoruz bu alanda. Varillerde daha sonra satış hazır hale geliyor. Orası depon yani. Depo evet. Tamam bunu nereye bırakayım her şeyi? Getiriyoruz onu. Ha bununla geliyoruz. Bunların içinde ne var? Ada çayı mı? Ada çayı yağı var. Oh. Şimdi bunların hepsini ada çayı yükleyeceğiz. Kokusu. Baş döndürür resmen Ercan. Ha? Nefes açar. Nefes açar mı? Üst solunum yollarını açar. Açtı galiba. Birazdan daha açar. Daha da açacak. Daha da mı açacak? Evet. Tamam bunu ne yapıyoruz? Şimdi bunu indiriyoruz. Şey herhalde yok, varilin içine mi koyacağız? Evet, varilin içine. O varilin içine. Evet. Tamam.
Ne kadar alacaktın? Ercan sen de geç. Şu anda 700 kilo civarında. 700 diyorsun. Aşağı yani. Tamam. Şuradan sıfırlayalım. Var mı o kadar? Var var. Ne yapıyorsun? Çevir. Ha, çevir. Tamam. Geliyor mu? Evet. Bu sistem de güzelmiş Ercan. Evet. Ha? Manuel. Öztürk abi 56-57 kilo kadar alın yapıyor. Oraya kadar doldurur. Devam. Devam. 56. Kaç oldu? 44. Daha az kalmış. Aman söyle taşırmayalım ha. Taşmaz taşmaz. Tüm solunum yolları açılmıştı şu an. Açmadı. Kaç? 50 olmadı mı? Devam, devam. 53 aman yavaşlayalım o zaman. Yeterli. Ha? Durduk. Yani bir kilo daha alabiliriz. Bir çevirme daha yaptım. Bir daha çevir. Bir tur daha. 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 Evet, bir tur daha. Abi 5 tur deseydin keşke evet, bir daha. Bir daha. 7 oldu abi. Evet. Daha sana 1,5 yaptım şu an. Bir daha. Bir daha çevirdiğimizde tamam. Tamamdır. Süper. Kaç oldu? 58 litre. Evet. Güzel. 58 kilogram. Kilogram. Tamam 58 litre olmuyor mu? 58 kilogram. Kilo şimdi yağ hafif olduğu için biraz litreden az gelir. Yani bu biliyorsunuz litre suyla ölçülüyor. Yağ sudan daha hafif olduğu için suya göre daha hafif. Tamam bir de bunun da kilosu var. Bidonun da kilosu var. Darayı aldın mı? Tamam. Devam değil mi? Devam. 2. Hadi bakalım. Başla dersen başlıyoruz. Evet başlayalım. Hadi başlayalım. Sen nerede kullanacaksın bunları? Kozmetik, ilaçlama. Aktarlara falan gidiyor yok, mu? Yok hayır. Yok. Yavaş. Tamam. Aman kaç oldu? Tamam. 48. Bak başladı yine bir tur daha. Bir tur daha. Abi tam zamanda durdur şunu. Kaç? 10 kilo daha. Ha 10 kilo daha varmış ya. Onu da aldın. Ha, sol taraf zayıf kaldı benim. Hep sağ çalışıyoruz bak. Burada da dur sıkılıyorsun tabii değil mi? Yani. O yüzden değiş dokuş yapalım. Bundan varsa değişebiliriz. Değiliz ya. Sağ ol. Haydi bakalım. Şöyle yaptık. 57,5 oldu mu? Yavaş. 57,8. Taşırdık. Game over. Az bir şey taştı. Çok bir şey taşmadı. Bir şey kalmadı valla. Bitirdik ya şaka maka. Evet son bir kilo. Bir tur daha. Bir tur daha. Peki biz bunları nasıl taşıyoruz? Elimle. Götürüyorum. Şunlardan alsaydın iki. Hangisi? Bunlar daha iyi aslında. Onu nasıl alacağız ya? Nasıl Kıvaç abi? Gaza geldi. Şimdi yok gaza geldi. Ne yaptın be ya? Ha? Yoruyoruz kendimizi. Yorma be ya o kadar. Dengesiz biraz ama yapacak bir şey yok. 56. Sıkıntı olur. Yok. Bele yüklenmiyoruz şu an. Hadi bakalım yukarı. Hah sen söyle. En dipten. Şu mu? Evet. Aynen. Süper. 3 sar. İstiyorsan birini çevireyim. Üçünü de çevirelim. Diklemesini yapalım. İki dik bir çevirirsek o üçüncü oraya girmeyecek. En arkaya yatağı yaptığımız zaman hepsini alıyor. Kenarda boşluk kalacak. İki dik o tek girer. Yan yok, girer abi. Yok öyle. En önü Öztürk abi. Hı. En önü böyle dik. İstiyorsan bunu yan çevireyim. Önleri dik yapalım. Öyle mi? Bu da buraya oturdu zaten. Tam bir puzzle oldu. Görüyorsunuz nasıl dizdik. Tamam değil mi? Sağlam. Teşekkür ederim. Elinize biz sağlam. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Hadi iyi yolculuklar. Bir su dökseydik arkasından ya. Allah Allah. Hem yağımızı verdik hem üzümlendik. Hadi hayırlı olsun. O zaman. Bitti mi buradaki iş? Ha? Kapılarımızı kapatalım. Burada burayı bitirdik ama. Bilmiyorum. Yüklemeyi bitirdik. Hay abi yükleme dedim. Tamam. Yüklemeyi bitirdik. Evet arkadaşlar. Bir çay içelim. Bir çay içmeye bir şey içelim. Değil mi? Hadi. Bunu götürüyorum. Her şeyi. Sen nereye? Tamam. Her şeyi yemeyeyim. Bekliyoruz gel ama. Hadi bakalım. Hadi çaya. Hadi buyurun. Hadi afiyet olsun. Önce büyükler. Önce büyükler. En küçüğünüz benim. Şöyle bırakalım. Şunu bırakacağım. Şunu aldım. Dibini de Emre'ye veriyorum. Biraz en tatlı koyu yerinde. Dikkatli iç. Bıraktım. Bırak abi. Tamam.
Vay, işte günün de en keyifli zamanı. Evet, ha? Yorgunluğun atıcısı. Abi iki gündür oradan oraya beni koştura koştura. Yok be ya, ha? Bu bizim çalıştığımız günler. Yalan mı be ya? Yalan mı be? Bu kuyruğu artık ben söyleyeyim. Ha? Artık kuyruğu sonu geldi yani. Ama evet, güzel çalıştık ha, değil mi? Evet, evet, güzel çalıştık. Yani hem hasatları yaptık, hem yağları çıkardık. Aynen. Hem satışı yaptık. Evet, hedefin evet, olduğunu evet, görmüş oldunuz. Parasını açıkçası aldın mı? Gazladı gitti çünkü. Yok. Fark etti mi? Her yıl alıyoruz, problem yok. Değil mi? Yok yok, şaka diyorum zaten ya. Her yıl aslında işleri erken bitirip uzunca tatil yapacağız diye planlama yapıyoruz her yıl. Her yıl nedense bizim işler hep uzuyor. Hiç gidemiyorsunuz tatile değil mi? Fırsat ya, bazen kaçıyoruz iki üç günlüğüne yani. Abi o da tatil mi ama yap, yani yapınca şöyle uzun bir tatil yapman lazım. Hak ettin ya. Ha? Bir hafta öyle kaybolamaz mısın? Ha? Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Olamaz mı yani? O hiç olamıyor da. Olamıyor mu öyle bir şey? Olamıyor. Ha. Olamıyor. Vallahi elimiz ayağımız birbirine girer ya burada. Aynen. Gerçekten. Yani yapacağımız Öztürk abi olmasa aynen. Buranın beyni yani Öztürk abi. Aynen tabii canım. Bakar mısın manzaranın güzelliği? Aynen. Burdur Gölü. Aslında gölün en güzel göründüğü yer burası. Görüp hissedebildiğimiz sadece bir tane dünyamız var. Dolayısıyla yolumuza, yaşama, doğaya ve birbirimize sahip çıkarak devam etmeliyiz. Ve ancak bu şekilde bu güzellikler bir hayal olmaktan kurtulabilir. Shantigo Karavan'la özgürlüğü keşfet.